Yeni videomuzda komik durumları, para kokteyllerini, beklenmedik düşüşleri ve zengin ve fakir Noel anneden en eşsiz hediyeleri izleyin. Elfler kırmızı halıyı açmak için acele ediyorlar. Zengin Noel anne beklemekten pek hoşlanmaz. Gerçek bir film yıldızına benziyor. Aynı zamanda bir o kadar da zengin. Elfler Noel anne fikrini değiştirmeden altınları topluyorlar. Zengin Noel annenin kendi helikopteri var. Bir gün elfler de bir helikopter alacak. Noel baba ilgi görmeye alışık. Hatta bundan biraz usanmış bile. Görünüşe göre elf kızın hediyesini unutmuş. Noel anne kıza tacını vermek zorunda kalacak. İyi izlenimini korumak için her şeyi yapar. Vay canına. Prenses Yasemin böyle bir tacı kıskanırdı. Noel anne elfine bir ders vermeye karar verdi. Zaten dışarıda daha fazla zaman geçirmesi gerekiyor. Koş elf, koş. Fakir Noel anne bir bacada sürünüyor. Bu numarayı baca temizlemelerinden öğrendi. Ups, düzgün bir iniş yapamadı. Birazcık tekniğini geliştirmesi gerekiyor. Şimdi hediyeyi vermesi ve ev sahipleri tavanlarında ve bütçelerinde bir açıklığı fark edene kadar bir an önce ortadan kaybolması gerekiyor. Elfler parayı nasıl kullanacaklarını iyi bilirler. Yatırım yapabilecekken neden parayı tutalım? Elfleri kendilerine güzel bir şeyler almaya karar veriyor. Ve elflerin parası bittiğinde daha fazla para için zengin Noel anneyi ararlar. Ne? Tüm parayı bitirdiniz mi? Bu imkansız. Size ne için para ödüyorum ben? Oo. Noel annenin sakinleşmesi gerekiyor. Saçını, makyajını ve tırnaklarını yapalım. Noel anne zor bir gün geçirdi. Yoruldu ve neredeyse tüm parasını kaybediyordu. Fakir Noel annenin güzellik bakımı için parası yok. Bu yüzden saçını kendisi yapıyor. Saç ütüsünün biraz yenilenmesi gerekiyor. Noel anne bir pratik bilgi daha test ediyor. Süpürge kullanarak dudaklarını büyütmeye çalışıyor. Süpürge masajıyla aynı şey değil. Noel annenin en sevdiği bornozu alma zamanı geldi. Oh, olamaz. Onu atmak zorunda kalacak ama eğer bornozunu düzeltebilirse onu bir ya da iki sene daha takabilir. Zengin Noel annenin karnı aç. Bu gece özel bir şeyler içmek istiyor. Para suyu mu? İğrenç. Çok kötü. Peki ya para salatasına ne dersiniz? Bu sabah zaten yemişti. Eritilmiş beyaz çikolatayı bir kaba dökelim. Üzerine kaplayalım. Bonibon ekleyelim. Ve bir kat jelibon ayıcık. Üzerine bir gofret örtelim ve üstüne çikolata dökelim. Sertleştikten sonra üstüne gıda boyası sürelim. Külçe altınımız hazır. Oo, hayır. Bu elf onu yok etmeye mi çalışıyor? Aa, sadece servis ediyor. Bu çok özgün. Aroması harika ve tadı da öyle. Elf, seçici Noel annemiz için en doğru şeyi pişirmeye başardı. Elf hediyeleri çıkarırken zengin Noel anne bir şeyler atıştırmak istedi. İğrenç, görünüşe göre bu kurabiyeler geçen Noel'den beri burada. Bu yüzden Noel anne hep yanında yenilebilir bir altın bulundurur. Bu çok daha iyi. Fakir Noel anne küçük hediyesini getirdi. Oo, birisi burada kurabiye bırakmış. Bu çok tatlı. Sadece bir adet kurabiye tadıp biraz da süt yudumlayacak. Çok lezzetli. Bu da öyle. Bu da geri kalanını evine götürebilir. Neden buraya bıraktı ki? Görünüşe göre burada kimse yaşamıyor. Bir dakika bile yanınızdan ayrılmamanız gerekir. Noel anne kalıp sohbet etmeyi çok isterdi ama günlük işinin zamanı geldi. Bugün birkaç pizza teslim etmesi gerekiyor. Noel anne beyzbol şapkasıyla çok güzel görünüyor. Ve bazı zamanlar iyi bahşiş de alabiliyor. Görünüşe göre burası zengin Noel annenin eviydi. Pizza, pizza, pizza. Çok güzel kokuyor. Her şeyi unutuyorsunuz. Özellikle de zengin Noel annenin eve geri dönmesi gibi. Nasıl kendini göstereceğini biliyor ve ayrıca o da pizzaya bayılır.
Fakir Noel anne zengin bir Noel anne olmayı hayal eder. Ups, bir gün bu gerçekleşecek. Ve şimdi ise şans zengin Noel annenin yanında. Fakir Noel anne ağacı süslüyor. Neyse ki ona yardım edecek bir elf var. O olmadan ne yapabilirdi ki? Oh. Noel ağaçları cam yığınına dönüştü. Ama Noel anne kolayca pes etmiyor. Kendi süslemelerini yapacak. Kurabiyeleri kremayla kaplayalım. Bonibonlarla süsleyelim ve gıda boyası serpiştirelim. Başka ne yenilebilir süslemeler yapabiliriz ki? Yorumlara yazınız. Fakir Noel annenin ağacı çok güzel, çevre dostu ve çok güzel kokuyor. Karnı acıkan elf kurabiyelerin kokusunu aldı. En az bir tanesini denemek istiyor. Bazı süslemelerin yokluğunu kimse fark etmeyecektir. Eğer elf sırrını saklamak istiyorsa sakin kalmalı. Ama dili yeşile dönmüş. Elfler Noel annenin mücevherlerini buldu. Artık çok zenginler. Ups, Noel anne geri döndü ve çok mutlu gözükmüyor. Bir pasta mı getirmiş? İşte sürpriz. Kurabiyenin üzerine tereyağlı krema sıkmak için bir pasta poşeti kullanalım. Aynı şekilde bir ikinci katı da ekleyelim. Marshmallow ve çikolata figürleriyle süsleyelim. Zengin Noel anne geçen sene de onlara aynı pastayı vermişti. Ondan önceki sene de öyle. Çok yaratıcı birisi değil. Paketleme hediyenin kendisi kadar önemlidir. Zengin Noel anne her şeyin mükemmel olmasını istiyor. Tasarımcıların nasıl fikirleri var? Çok klişe. Çok çirkin. Bu çok sade. Bu son şey paradan hediye paketi. Tam da ihtiyacım olan şey bu. Bu çok yardımcı oldu. Elf yaptıklarının karşılığını iyi bir şekilde aldı. Bizimle alışveriş yaptığınız için teşekkürler. Fakir Noel annenin pek fazla seçeneği yok ve hediye paketi kağıdı neredeyse bitmek üzere. Belki onun yerine duvar kağıdı kullanabilir. Bugün Noel annenin şanslı günü. Eski bir gazete yardımcı olabildi. Ve tüm bu hediyeleri paketlemeye yeterli oldu. Fakir Noel anne bir çocuğa işinden bahsediyor. Hiç göründüğü kadar güzel değil. Bir keresinde çok garip bir durum olmuştu. Noel anne hediyeleri karıştırmıştı. Oyuncaklar yeni gibiydi ama çocuklar bir sebepten ötürü üzgündü. Yine de komikti. Bu hikayeyi hatırlamayı seviyor. Zengin Noel anne uslu çocukları çok sever. Onlar için her zaman biraz hediyesi vardır. Al bakalım. Çocuklar bazen çok can sıkıcı olabiliyorlar. Bu şekilde bağırdıkları zaman Noel anne onları susturmak için her şeyi yapmaya hazır. Bir keresinde bir çocuğu arabasının anahtarlarını vermişti. Ve o kadar mutlu olmuştu ki daha yüksek sesle bağırmaya başlamıştı. Çok komikti ama eve dönmek için taksiye binmek zorunda kaldı. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Fakir Noel annenin arabası çalışmıyordu. Bu eski çöp tenekesi bunu her gün yapıyor. İtmesi gerekecek. Bu her zaman yardımcı olur. Pekala. Bu sefer yardımcı olmadı. Fakir Noel anne otostop çekmek zorunda kaldı. Ups. Zengin Noel anne onu gördüğü için çok mutlu değil. Artık fakir Noel anne tek tekerli bir bisiklet alabilir. Bir çocuk daha kaldı. Ama fakir Noel annenin tüm hediyeleri tükendi. Zengin Noel anne günü kurtarmak zorunda kalacak. Tüm çocuklar Noel hediyesini hak ediyorlar. İşte al bakalım. Bunu daha sonra hallederiz. Noel annelerin bu zencefilli evi denemeleri gerekiyor. Oo, bu çok hoş. Kurabiye hamurundan duvarları keselim. 180 derecede 15 dakika pişirelim. Krema ve boncuklarla süsleyelim. Ve sağlamlaştırmak için biraz krema ekleyelim. Duvarlar için de kullanalım. Galetalardan bir çatı yapalım ve gıda boyasıyla kaplayalım. Son dokunuşlar ve zencefilli evimiz hazır. Noel anneler daha önce böyle bir şeyi tatmamıştı. Çok lezzetli. Böyle bir atıştırmalık için dünyadaki bütün parayı verebilirsiniz. Bu harikaydı. Ama Noel annelerin evlerine gitmesi gerekiyor.
Helikopter buraya gelmiş bile. Ne? Nereye gidiyorsun? Derhal buraya gel. Koş Nolan'le, koş.